Çocuğa yapılan her türlü yardım yanlıştır. Çocuğunuza yardım etmeyin. Rebellik yapın. Ama biz ne yapıyoruz? Adeta kendimizin çocuğu oluyoruz. Çocuğun yapması gereken ödevi biz yapıyoruz. Çocuğun etmesi gereken küfrü biz ediyoruz. Çocuğun yapması gereken kavgayı biz yapıyoruz. Çocuğun tutması gereken ayakkabı bağcığını biz tutuyoruz, biz bağlıyoruz. O yüzden çocuk yarı izole bir hayat yaşıyor bizimle birlikte. Ne mi hissediyordum? Kaderimden sorumlu olduğumu. Ya ben bu kader olayını anlamıyorum. Yani bu dünyaya geldiğimizde, çocuk bu dünyaya geldiğinde eline bir broşür mü tutuşturuluyor? Al, sen bir çocuksun, sen bir kızsın, sen bir erkeksin, sen bir elmasın, sen bir muzsun. Muz gibi davran, muz gibi yaşa. Sen zenginsin, sen fakirsin. Geçen hafta VEM belgeselini izledim. İki çocukluk arkadaşı, biri George, diğeri Andrew. Bunların bir müzik grubu kurup zamanla önce İngiltere'de, sonra tüm dünyada, Amerika'da, Çin'de nasıl popüler hale geldiklerini anlatan bir belgesel. George'un babaları, dedeleri ta Kıbrıs'tan Yunanistan'a, Yunanistan'dan İngiltere'ye zamanında göç etmişler. Andrew'un işte babaları, dedeleri de Mısır'dan. Yani Mısır kökenli biri. Tabii ben Andrew'yu tanımıyordum. Sadece George'u biliyordum. George ve Andrew tabii ki doğma büyüme İngiliz. İngiltereli iki çocuk. Bunlar enstrüman çalıyorlar. Danslar yapıyorlar. Şarkı sözleri yazıyorlar. Beste yapıyorlar. Ha babam de babam önce İngiltere'de sonra Amerika'da ve tüm dünyada tanınan iki kişi. Bir grup, iki kişinin kurduğu bir grup haline geliyorlar VEM. Zira gençlerin isteyebileceği, popüler kültür içerisindeki gençlerin isteyebileceği her şeye sahip iki genç. Yakışıklılık desen var, tatlılık desen var, karizma, çekicilik desen var. Şarkı sözü yazma, beste yapma, gitar çalma, enstrüman çalma, sahnede dans etme, figürler yapma, her şeye sahipler bu gençler. Zamanla kendilerini geliştiriyorlar. Şarkı söylemekten şarkı sözü yazmaya ve prodüksiyonluğa kadar. Hatta bazı konularda Andrew daha önde. Fakat geriden gelen George muazzam bir potansiyele sahip. Ve belgeselin bir yerinde Andrew şöyle diyordu. George 3 yıl öncesine kadar gücünün farkında değildi. Ki o taşıdığı muazzam potansiyelle Andrew'yu da geride bırakır. Hatta o kadar ileri gider ki Andrew bir yerde adeta George'un yakasından düşmek zorunda kalır. Hani eskiden balon daha çok yükselsin diye o içerideki kum torbalarını nasıl atıyordularsa Andrew da George'un o kariyeri için yükselmesi için adeta atılması gereken bir kum torbası haline gelir. Ve Andrew bir yerde dur der, bir final konseri yaparlar. Son defa seyircinin karşısına çıkarlar ve George'un kariyeri için, single kariyeri için onun yolundan çekilir. George Michael benim için tıpkı Amerika'daki işte Michael Jackson gibi, o da işte İngiltere'den çıkmış, dünyaca ünlü olmuş, popüler kültürün bir simasıydı. Arada bir işte şarkılarını dinlerdim, kliplerini izlerdim. Fakat bu belgeselden sonra artık George Michael benim için gerçekten saygı duyulacak bir isim haline geldi ve bundan sonra her zaman örnek göstereceğim bir hikaye haline geldi. Bu yüzden şunu demeliyim ki eğer bir potansiyeliniz, bir yeteneğiniz, bir gücünüz olduğuna inanıyorsanız onun peşinden gidin ama eyleme geçin. Yani tabii ki rüşvettir, kayırmadır, iltimastır, torpildir, bunların varlığını inkar etmiyorum. Fakat hiçbir torpil, hiçbir rüşvet George Michael'ın o gücü karşısında duramazdı. George Michael yine bir şekilde gücünü gösterebilecekti.